Hepimizin bildiği üzere Assassin's Creed, tarihte gerçekten yaşanmış olaylara ev sahipliği yapan bir seri. Her ne kadar içerisinde bolca kurgu da barındırsa, söylediğim gibi tarihteki yaşanmış olaylar veya kişiler Assassin's Creed'in olmazsa olmazı. Bu videoda bahsi geçen gerçeklik unsuruna bağlı olarak hem oyundan hem de tarihten örnekler verip bir kıyaslama yapacağız ve bu kıyaslamayı yaparken de serinin bazı oyunlarını referans alacağız. Lafı daha çok uzatmadan başlayalım, arkanıza yaslanın ve videonun tadını çıkarın. Videomuza ezeli düşmanlarımız tapınakçılarla başlamak istiyorum. Gerçek hayattaki tapınakçıların bildiğimiz kadar olan hikayeleriyle. Tarihleri şöyle bayağı bir geriye, neredeyse 1000 sene öncesine alalım. 1096 yılında Clermont'da toplanan kilise konsilinde Papa II. Urban talimatıyla başlayan Haçlı seferleri sırasında kutsal toprak Kudüs işgal edilir ve Hristiyanlık inancı için büyük bir önem arz eder. Avrupa'nın her yerinden akın eden hacı adayları bu kutsal mabede ulaşabilmek için uzun uzun yolculuklar yapar. Fakat savaştan sonra düzeni bozulan bu topraklarda ya haydutlar tarafından soyulurlar ya da öldürülürler. Can ve mal güvenliği tehlikede olan bu insanlar için 9 şövalyeden oluşan bir grup hayatlarını bu insanları korumaya adar. Kendilerine İsa'nın yoksul askerleri ismini veren bu güruhun elbette yoksullukla bir alakası yoktur. Başlangıçta erdemli insanlar kisvesinde bir görünümleri olsa da zamanla yozlaşacak olmaları kaçınılmaz bir gerçektir. Nitekim güç sarhoşluk getirir. Bildiğiniz üzere bunun pekala örneklerini günümüzde dahi görebiliyoruz. Öncesinde sadece bağışla geçimlerini sağlayan bu örgüt çok geçmeden Papa tarafından resmi bir şekilde onaylanır. Bundan sonrasında vergi ödeme veya herhangi bir kuruma hesap verme gibi işlerden muaf olurlar. Papa dışında hiçbir otoriteye bağlı kalmayan örgüt, aldıkları icazetin ardından Avrupa genelinde soyluların para, arazi ve askeri desteğini de görmeye başlar. Derken işler hiç olmadığı kadar büyür. Bir ortaçağ kapitalizmi diyebileceğimiz köklü bir sistem geliştirilir. Sistem kısaca şu şekilde çalışır. Kutsal topraklara gelmek isteyen hacı adayları bir tarikat mensubuna parasını yatırıp sadece tarikat üyelerinin çözebileceği kodlamayla yazılmış bir mektup alır. Daha sonra gideceği yere vardığında oradaki üyeden de yatırdığı parayı alır. Böylece olası soygunlarda can ve mal kaybı önlenmesi amaçlanır. Gibi görünse de elbette tarikat bunu babasının hayrına yapmaz. Her şeyin bir bedeli olduğu gibi bu hizmetin de bir bedeli vardır. Çok geçmeden hacı olmak isteyen Hristiyanlar bu topraklara gelebilmek için fahiş fiyatlar ödemek zorunda kalır. Bu ve buna benzer finansal kaynaklarla geçen yıllar artık tarikatı öyle bir hale getirir ki bir müddet sonra devletlere hatta papaya dahi borç verebilme durumunu doğurur. Tapınakçılar bundan böyle İsa'nın fakir askerlerinden ziyade çok uluslu bir şirket haline gelmiş, hepimizin anlayacağı dilde Orta Doğu'da kartları yeniden dağıtan kimseler olmuştur. Fakat düşmez kalkmaz bir Allah'tır, bu dünya kimseye kalmaz derler yani. Elbette bu sarhoşluk veren güce karşı koyabilecek birileri de peyda olur. Konuyu daha iyi anlayabilmek için şimdi de zamanı biraz ileriye alalım ama çok da ileri değil. Şöyle 1300'lere gelsek yeter. Küresel bir güçle neredeyse dünya üzerinde söz sahibi olan tapınakçılar en nihayetinde bahsi geçen gücün sarhoşluğuna da kendilerini kaptırmaya başlar. Örgüt dikiş yerlerinden ayrılmak üzeredir çünkü bir yozlaşma söz konusudur. Bugün dahi asıl amaçlarını bilmesek de ilk zamanlardaki o insani ve erdemli tutumlarından tamamen uzaklaşmışlardır. Artık Hristiyanlık dini veya insanlığa hizmet etmek bir kenarda dursun, bir şirket zihniyetiyle yönetilen örgüt gün sonunda birilerinin dikkatini çeker. 1307 yılında Kral 4. Philip tarafından günümüz tabiriyle büyük bir operasyon başlatılır. Bilinen ne kadar tapınakçı yerleşkesi varsa hepsine eş zamanlı baskınlar düzenlenir. O gece yakalanan her tapınakçı yıllar süren sorgulara, işkencelere maruz kalır ama bütün bu vahşet yine de tapınakçıların sırlarını ortaya çıkarmaya yetmez. Bugün dahi kendileri hakkında olan gizemler tam anlamıyla açıklanamamıştır. Aradan 7 yıl geçer. Kral 4. Philip'in başlatmış olduğu bu savaşın neticesinde tapınakçılar hakkında pek de bir sonuca varılamaz ve adeta bir soykırım niteliğinde ölümler boy göstermeye başlar.
Jack de Molay olarak bildiğimiz tapınakçıların son üstadı da diri diri yakılarak feci bir şekilde can verir. Tabii örgütün tüm sırlarını da yanına alarak. Şimdi bu son anlattıklarımın hepsi Assassin's Creed Unity oyununun başlangıç sahnesinde muazzam bir biçimde kurgulanmış. Buyurun kısaca bir izleyelim. Who's there? A friend of the temple. Floarak, the council's message was absolute. You're not welcome here. I must speak with the Grand Master. He's in session. They all are. Another day, perhaps. King Philip disagrees. Damn you, man. Why you're not rotting in a cell at this moment, I cannot fathom. We are betrayed. Draw your swords, men. Defend the temple. Not you, brother. I have a different task for you. Come with me. We will not prevail this night. We can make haste. We may yet save our order. What must I do? Go to the temple. Take the sword and the book. Hide them. They must not fall into the assassin's hands. Run. Go! Pope Clement, hear me? Before this year is out, you will answer for your crimes before God Almighty! And you, King Philip, no punishment is too heinous for the great evil you have inflicted upon the temple! I curse you! Curse you to the 13th generation of your blood! You shall be cursed! Consumed in flames of hunger and wrath, thus came the age of true wisdom to a blistering close. The Knights Templar, once the proud shepherds of order, peace, and illumination, were no more. Rivayete göre Jack de Molay ölürken krala ve tabiri caizse 7 sülalesine birden lanet okur. Fakat işin garip yanı bu lanetin ardından kısa bir süre sonra kral bir av kazasında ölür. Adamın bedduası mı tutmuş artık ya da sağ kalan tapınakçılar suikast mı düzenlemiş, orası muamma. Sağ kalan tapınakçılar demişken şunu da belirtelim. Ne oyunda ne de yaşanmış tarihte tapınakçılar tarikatının o gece Jack de Molay ile son bulduğu hakkında bir bilgi yok. Bilakis sağ kalan tapınakçıların gizli hazinelerini ve sırlarını saklamaya başarmış, günümüze kadar geldiği yönünde tonla rivayet bulunmakta.
Oyuna göre tarikatın devamı Abstergo'yu, tarihe göre yani gerçek hayata göre de gizli yapılanmaları doğurmuş. Siz bunlara Masonlar veya Illuminati vesaire artık hangisini beğenirseniz onu deyin ama bu konu günümüzdeki popülerliğini hala koruyor. Hatta Kurtlar Vadisi'nde bile bu konu işlenmiştir. Siz kimsiniz? Biz seni mezara koyan, öldüren, sonra dirilteniz. Allah'sanız öldürün! Buraya kadar Tapınakçılar Tarikatı'nın tarihteki oluşumunu ve yok oluş kısmını anlattık. Şimdi de oyundaki oluşum sürecine değinelim. Aslında bakarsanız Assassin's Creed oyunlarındaki Tapınakçılar Tarikatı gerçek hayattaki Tapınakçılar Tarikatı'ndan biraz farklı. Gerçek hayattaki az önce anlattığım üzere Haçlı Seferleri'yle başlıyor. Fakat oyunda geçen tapınakçıların çıkış noktası daha da eski bir zaman dilimini baz alıyor. Bizler bir oyuncu olarak bu bilgiyi Assassin's Creed Valhalla oyununda öğreniyoruz. Kısaca özetlersek hikaye şu şekilde başlıyor. Origins, Odyssey ve Valhalla videolarımı izlediyseniz hepsinde kısaca bahsettiğim Order of the Ancients adında gizemli bir tarikat var. Order of the Ancients için tapınakçılar tarikatı demiyorum ama tarikatın antik bir kolu veya atası denilebilir. Bu antik yapılanmanın başında da Kral Alfred'in ailesi bulunuyor ve işin en önemli kısmı bu yapılanma bir hanedan sistemiyle çalışıyor. Yani babadan oğula geçen bir sistem söz konusu. Kral Alfred'in babası ve abisinin başında olduğu örgüt zamanı geldiğinde üstad olarak Kral Alfred'i getiriyor. Ama işler bu noktada biraz karışıyor. Çünkü Valhalla'daki hikayeye göre Kral Alfred, Order of the Ancients'ın yozlaştığını, Tanrı'nın yolundan saptığını düşünüyor ve tarikatı içeriden yıkmak için bir takım planlar yapıyor. Eivor'un istemeden de olsa yaptığı yardımlar neticesinde Order of the Ancients yıkılıyor ve Kral Alfred daha sade ve basit bir hayatı seçiyor. Hatta oyunun birçok yerinde kendisine İsa'nın zavallı askeri dediğini de gözlemleyebiliyoruz ki bu da gerçek hayattaki tapınakçıların ilk ortaya çıktığında kendilerine verdiği isme bir gönderme niteliğinde. Sonuç olarak bütün bunları toparlarsak anlattığım gibi gerçek hayattaki tapınakçılar Haçlı Seferleri döneminde başlıyorken oyundaki hikayede Order of the Ancients'ın yıkılmasından sonra Kral Alfred'le başlıyor denilebilir. Bir diğer konuysa Order of the Ancients'ın başındaki adamın yani Kral Alfred'in Father, Baba isimli bir mahlasının olmasıyla ilgili. Hani diğer Assassin's Creed oyunlarında sıklıkla karşımıza çıkan bir terim vardı. May the Father of Understanding be guide us. Anlayışın babası rehberimiz olsun, anlayışın babası önderimiz olsun tarzında bir anlama geliyor. Bu da bizlere Valhalla'dan diğer Assassin's Creed oyunlarına bir gönderme niteliğinde diyerek tapınakçılar bahsini kapatalım ve artık gölgelerde yaşayan suikastçıların, haşhaşilerin oluşum sürecine bakalım. Yine tapınakçılar tarikatında yaptığımız gibi ilk olarak gerçek hayattaki hikayeyle başlayalım. Sizlere bir soru. Binlerce sayılardaki koca bir orduyu öldürmek mi, yoksa o binlerce sayıdaki ordunun başındaki adamı kendi sarayında öldürmek mi? 1090'lı yıllarda savaşlar Cenk Meydanı'nda göğüs göğüse gerçekleşirdi. Sayısız insan bu savaşlarda can verir ya da ağır şekilde yaralanırdı fakat bu yıllarda adamın biri çıka geldi ve bu zamana kadar bilinen rutini elinin tersiyle bir kenara itti. Hasan bin Safvan. Hasan Sabbah. Haşhaşiler, Sabbahiler ya da suikastçılar. Şia mezhebinin İsmail ekoluna mensup olan Hasan bin Sabbah tarafından 1090 yılında Alamut Kalesi'ni zapt ettiğinde kurulmuş olan dini tarikat ve siyasi örgüt. Amaçları Selçuklu Devleti'ni yıkmak. Hasan Sabbah'ın kurduğu örgüt Haşhaşiler hayatı boyunca hatta ölümünden sonra dahi insanlara korku salan bir yapı. Her türlü devlet adamlarını, vezirleri hatta sultanları bile tir tir titreten, bir avuç kaleden çıkmadan uyguladığı disiplinle savaş başlatan veya savaş bitiren bir yapı. Konuyu daha iyi anlayabilmek için önce Hasan Sabbah'ı bir tanıyalım. Hasan Sabbah'ın çocukluk çağlarında başlayan ilim arayışı kendisini bu noktaya kadar getirirken doğuştan gelen zekası ve ikna kabiliyeti de insanları kolayca manipüle etmesini sağlıyor. Ama tabii ki de her şey göründüğü kadar kolay değil. İnsanlara hükmetmek istiyorsanız evvela onları cahil bırakmanız gerek. Bu nedenle Hasan Sabbah'ın izinden gitmeyi tercih eden bir hayat seçmişseniz kesinlikle okumanız yasaklanmıştır. Nitekim bilgi güçtür. Bilgisiz bir insanı kandırabilmek, mürekkep yalamış bir insanı kandırabilmekten daha kolay olduğu gibi şayet doğru bir strateji kullanılırsa bir kukla haline getirmek de zor olmaz. İpler elinizde olduğunda sahne de sizindir. Rivayet odur ki Hasan Sabbah ele geçirdiği Alamut Kalesi'nde bir bahçe inşa eder. Bu bahçeyi türlü türlü yiyecekler, güzel genç kızlar ve buna benzer birçok şeyle donatır.
Hedefi yalancı bir cennet ortaya koymaktır. Müritlerine haşhaş otu vererek onlara bir müddet uyutur. Akabinde uykusundan uyandırıp anlattığım bahçeye götürür. Kullandıkları haşhaşın da etkisiyle kendilerini gerçekten cennette sanan müritler artık liderler için her şeyi yapmaya hazır bir hale gelirler. Çünkü ölmek bir son değil, bilakis cennetin anahtarıdır. Hasan Sabbah'ın suikastçıları ya da diğer adıyla fedaileri Assassin's Creed oyunlarına kıyasla suikasti yaptıktan sonra o bölgeden kaçmaz. Bilhassa kollarını yana açarak ölmeyi bekler. Neticede ölüm söylediğim üzere cennete giden yoldur. Elbette bu taktiğin büyük bir amacı vardır. Düşmanlara korku salmak. Bu korku meselesi sadece suikast yapmak veya ölmeyi beklemekle de sınırlı değildir aslında. Hasan Sabbah'ın korku yaymak için kullandığı başka teknikleri de vardır. Yine bir rivayete göre Sultan Sencer tahta geçtiğinde Hasan Sabbah'ın iyiden iyiye büyüyen bir tehdit olduğunu görür ve kendisi için kelle avcılarını gönderir. Fakat bu durum Hasan Sabbah'ın kulağına erken ulaşır ve sultana asla unutamayacağı bir ders vermek ister. Sultan Sencer bir sabah uyandığında yanı başında bir taş ve taşın üzerinde bir hançer görür. Hemen ardından da sultan için kısa bir not. Ben istemez miydim ki bu hançer şu sert kayaya değil de sultanın yumuşacık göğsüne saplansın. Tabii Sultan Sencer böyle bir olayla karşılaşır karşılaşmaz neye uğradığını şaşırır ve gönderdiği kelle avcılarını geri çeker. Benzeri bir hikaye Raşidüddin el Sinan'la Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi arasında da geçmiştir ama öncesinde yine oyunla ters düşen bir örnek daha vermek istiyorum. Haşhaşiler Assassin's Creed oyunlarındaki gibi kapşon takmaz. Bunun yerine peçeyle yüzünü kapatırlar. Hatta suikastin ardından ölümü bekledikleri için genellikle gizlenmeyi de tercih etmezler. Onların gizliliği daha çok sızmak, bir kılığa bürünmekle ilgili. Bu sebeple öldürecekleri insanın yanına bir ulak, bir hizmetçi, bir aşçı artık aklınıza ne geliyorsa o kılığa bürünür. Bazen aylarca doğru anı beklerler. Çünkü öldürmek için tek bir şansları vardır ve doğru an geldiğinde hançer kınından çıkar. Ölen kişinin son gördüğü şey hançerin ışıltısıdır. Hançer demişken, sanılanın aksine Hidden Blade gerçek hayattaki suikastçıların yani haşhaşların kullandığı bir silah değil. Onlar hedeflerini Hidden Blade yerine hançerleriyle alt etmeyi tercih eder ve bu işlerini o kadar iyi bir ustalıkla yaparlar ki başarısızlık onlar için sadece içi boş bir kelimeden ibarettir. Hasan Sabbah 70 küsür sene süren ömrü boyunca 100'e yakın suikast gerçekleştirmiştir ve bunların çoğunluğu belki de hepsi amacına ulaşmıştır. Eğer haşhaşlar için bir hedef olmuş ve onları bir kez görmüşseniz ölüm sizin için kaçınılmaz olacaktır. Yaklaşık 1000 sene öncesinde sadece oturduğu yerden böyle işleri başarabilmek takdir edersiniz ki büyük bir zeka gerektirir ama bu acımasız örgütün tek zeki olan lideri Hasan Sabbah değil. Sizleri Raşidüddin el Sinan'la tanıştırayım. Kendisi Hasan Sabbah'ın ölümünden sonra haşhaşların başına geçen kişi ve buraya kısa bir not düşelim. Assassin's Creed serisinin ilk oyununda El Muallim olarak bilinen karakteri bazı arkadaşlar Hasan Sabbah'la karıştırıyor. Halbuki böyle bir durum söz konusu değil. Bizim oyunda tanıdığımız El Muallim isimli mentor Hasan Sabbah değil, şimdi anlatacağım Raşidüddin el Sinan'ın ta kendisi. Gençlik yıllarını Hasan Sabbah'ın hikayelerini dinleyerek geçiren Raşidüddin tıpkı onun gibi zeki bir adam. O da yıllarını ilimle geçirmiş, ikna kabiliyeti yüksek biri ve düşmanları için kullandığı yöntemler de yine Hasan Sabbah'la aynı. Düşmana korku verme konusunda da aynı düzlemde ilerliyorlar diyebiliriz. Bu konu hakkında iki çeşit hikaye var. İlki Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettiğinde haşhaşlara bir savaş açar. Raşidüddin ne kadar güçlü olduğunu göstermek adına öncesinde tıpkı Hasan Sabbah'ın da yaptığı gibi düşmanının yatak odasına kadar gider ve yanı başına bir hançerle not bırakır. Fakat bu tehdit Raşidüddin el Sinan için yeterli gelmez, bu defa ikinci bir plan yaparak Selahaddin'e daha büyük bir ders vermek ister. Müritlerinden birini daha yanına gönderir. Gelen kişi Sinan'ın adamı olduğunu, elindeki notu sadece Selahaddin Eyyubi'nin okuması gerektiğini söyler. Bu nedenle herkesin dışarı çıkmasını ister. Bulunduğu yerde bir Sinan'ın müridi, bir de Selahaddin Eyyubi kalacaktır. Fakat Selahaddin bunu kabul etmez. Herkesi dışarı çıkarır ama güvendiği muhafızlarından iki tanesinin yanında kalacağını söyler. Mürit sessizliğini korur ve herkes dışarı çıktığında Selahaddin Eyyubi'ye dönerek "Yanındaki iki adama çok mu güveniyorsun?" der. Selahaddin "Evet" diyerek cevap verir. Mürit "O zaman söyle onlara, beni öldürsünler" diye bir karşılık verir. Selahaddin tereddüt etmeden muhafızlarına müridi öldürmelerini söyler ama muhafızların kılı dahi kıpırdamaz. Selahaddin tekrar muhafızlarına müridi öldürmelerini söyler fakat muhafızlar kılıçlarının yüzüne bile bakmaz. İşte o zaman anlar ki haşhaşiler her yerde.
bir nefes kadar yakın. Derken mürit araya girer ve peki ya ben muhafızlarına seni öldürmelerini söylersem ne olur der. Muhafızlar hemen kılıçlarına davranıp Selahaddin'e doğrultur. Rivayete göre Selahaddin Eyyubi o günden sonra hayatı boyunca haşhaşilere karışmaz. Tabii söylediğim gibi bunlar bir rivayet, kesin böyle oldu demek güç. Şimdi gerçek hayattaki haşhaşileri de derinlemesine incelediğimize göre artık Assassin's Creed oyunlarındaki suikast kardeşliğine gelelim ve sizlere daha çok sıkmadan videomuzu sonlandıralım. Fakat son olarak haşhaşilere ne oldu derseniz, Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın torunu Hülagü tarafından tarihe karıştığı söylenir. Zapt edilemeyen haşhaşi kaleleri yer altından tüneller kazılarak yok olur. Peki tapınakçılar gibi günümüzde hala varlığını sürdürüyorlar mı? İşte orası muallak ama kesin olan bir şey varsa o da şudur, dinsizin hakkından imansız gelir. Assassin's Creed oyunlarındaki suikastçı kavramı tıpkı tapınakçılarda olduğu gibi gerçek hayattakine göre daha eski bir zamanı baz alıyor. Binlerce sene öncesini. Ta milattan önce 49 yılını, hatta milattan önce 400'lü yıllara kadar bile uzanıyor diyebiliriz. İki tarih vermemin sebebi birinde suikast kardeşliğinin temeli atılıyor, diğerinde ise tarihin ilk suikastçısı ortaya çıkıyor. Kısaca özetlersek tarihler milattan önce 465. Assassin's Creed Odyssey'deyiz. Hamenş isimli bir imparatorluğun başında Büyük Kral Serhas isimli zalim bir hükümdar var. İmparatorluğun şaşalı dönemlerinde zalimliğine zalimlik katan kral bir takım güruhlar tarafından öldürülmek isteniyor. Bir takım güruhlar dediğim Assassin's Creed Odyssey'den tanıdığımız Darius isimli adam ve o adamın arkadaşları. Kralı öldürmek istemelerinin sebebi ise iyice yozlaşan otoritesinden başka bir şey değil. Halkın sırtında bir kambur gibi gezen ve birilerinin kuklası olan Serhas, M.Ö. 465 yılında Darius ve arkadaşları tarafından zekice kurgulamış bir planla suikasta uğruyor. İşte tarihin ilk suikasti, hatta Hidden Blade'in ilk kez kullanıldığı yer burası. Hatta ve hatta Hidden Blade'in mucidi olan adam da yine Darius'tan başkası değil. Dolayısıyla Darius için Assassin's Creed serisinin ilk suikastçısı denilebilir. Peki kardeşlik bunun neresinde derseniz, bu defa 400 sene ileri gitmemiz gerekiyor. Tarih M.Ö. 49. Assassin's Creed Origins oyununda Antik Mısır'ın kızgın çöllerindeyiz. Darius'un torunu Elpidios'un soyundan gelen Aya isimli bir kadın ve tabii ki de Origins oyunundaki ana karakterimiz Sivalı Bayek, hikayemizin kahramanları. Bayek bir meccay, yani dönemine göre antik bir polis diyebiliriz ya da hayatını Firavun ve halkını korumaya adamış cesur bir asker. Fakat Bayek'in biricik evladı Hemu, Order of the Ancients isimli örgüt yüzünden öldüğü için kendisi meccaylığı bir kenara bırakıp intikam peşine düşüyor. Fark ettiğiniz gibi daha ortada suikast veya kardeşliği ile ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Ama Bayek ve karısı Aya'nın intikam uğruna çıktıkları yolculuk kendilerini uçsuz bucaksız maceralara sürüklediği için fikirlerini de şekillendirmeye başlıyor. Gözü doymak nedir bilmeyen krallar, gizli örgütler, savaşlar, ihanetler ve en önemlisi de bütün bunların altında ezilen halk Sivalı Bayek için bir karar verme durumunu ortaya çıkarıyor. Kendi deyimiyle insanların iyiliği için gölgelerde çalışmak. İşte burada da suikast kardeşliğinin doğuşunu görürüz fakat elbette kendilerine suikastçılar ismini vermezler. Assassin's Creed Origins için bu oluşuma uygun görülen isim Hidden Ones. Kısaca gizli olanlar diye çevirebiliriz. Tabii bu oluşumu geliştiren kişi aslında bakarsanız tam olarak Bayek de değil. Bilakis karısı Aya ya da diğer adıyla Amunet. Zaten bundan sonrasını da biliyorsunuz. Altair, Ezio Auditore, Connor Kenmey vesaire ta Desmond'a kadar gelen bir yapı söz konusu. Toparlarsak videonun başında da söylediğim gibi Assassin's Creed tarihte gerçekten yaşanmış olaylara ev sahipliği yapan bir seri. Her ne kadar içerisinde bolca kurgu bulunuyor da olsa yaşanmış tarihe ayna tutuyor olması da inkar edilemez. Daha anlatılacak çok konu var. İsular, hibritler, kadim medeniyetler, kadim örgütler diye videoyu daha da uzatabilirdim. Fakat bunları önceki videolarda birçok kez yaptığım için burada o konulara tekrardan girmedim. Bu videoda gerçek hayattaki suikastçılar ve tapınakçılarla Assassin's Creed oyunlarındaki suikastçılar ve tapınakçıları kıyaslamaya çalıştım. Video boyunca anlattığım konuların detaylarını diğer Assassin's Creed hikayeleri videolarımda bulabilirsiniz. Valhalla'da dahil olmak üzere tüm ana oyunların hikayelerini ve yine ana oyunlardaki bazı karakterlerin hikayeleriyle toplamda 24 adet Assassin's Creed ile ilgili içerik ürettim. Söylediğim gibi izlemek isterseniz aşağıya linkleri bırakacağım. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur diyerek burada bitirelim. Sonuna kadar sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.